Testo Taylan'ın YouTube'da en son attığı video 13 gün önceydi. Eskisi gibi YouTube'da aktif değil ha. Vücut geliştirme dünyanın en kolay sporudur. Ben bunu merak ettim. Merhabalar. İkinci kanala tekrardan hoş geldiniz. Bu ikinci kanal. Boş vaktim var ve sizlerle bir sohbet edasında video çekmek, yayınlamak istiyorum. Tahmin edersiniz ki konumuz her zaman olduğu gibi ruh hastası gibi yaptığımız spor, vücut geliştirme, ağırlık kaldırma. Peki size bir soru. Büyük ihtimal bu videoyu izleyen çoğu kişi bu sporu geçmişte yaptı bıraktı, şu an hala yapıyor ya da şu an yapıyor fakat ileride bırakacak. Bu üçünden birisiniz. Bunca zamandır gidiyorsunuz. Vücut geliştirmenin zorluk seviyesi, tüm sporlara kıyaslarsak, dünyadaki bütün sporlara, yüzlerce hatta binlerce spor var muhtemelen bilmediğimiz, hiç adını duymadığımız sporlar var. Dünyanın en zor sporu olabilir mi? Vücut geliştirme. Size düşünme süresi verdim. Bence olamaz. Bak benim gözlerime kezzap dök. Zor ne demek? Bir yeteneğin varsa o sana kolay gelir. Aşırı bir yeteneğin varsa. Mesela John Jones MMA'de sorsan kendine John Jones MMA çok zor spor mu onun için? Ya Ronaldo'ya sorsak futbol çok zor spor mu onun için? Yani önemli olan yetenek ama sevmen lazımdır. Bir şeyi yetenekli olmak için ve başarmak için o sporu sevmen lazımdır. Ve bir şeyi severek yaparsan, bak iyi dinleyiniz. Bir şeyi severek yaparsanız zor değil. Zor olan nedir? Bilin. Zor olan nedir? Bir şeyi isteksiz yaparsanız o zor olur. Anlatabildim mi? Bir şeyi isteksiz yaparsanız zor olur. Neyse devam etsin. Kör oldum. Geçmiş olsun. Dilimi bir iş kazasında makasla kes. Aha konuşamıyorum. Gözler de gitti. Kulaklarda işte kulak temizleme çubuğu var ya, onu biraz fazla ettirdim. Çekiç, örs, üzengi biri kırıldı, bir şey oldu, sağır oldu. Gene bu sporu icra edebilirim. Yani spor salonuna gidip o ağırlıkları gene kaldırabilirim. Bundan bahsediyorum. Podyumdan bahsetmiyorum aslında. Zaten Podyumdan bahsetmiyorsan bu spor değil, bu sadece bir hobidir. Yoga'ya gitmek gibi yoga. Yani sadece ağırlık kaldırıyorsun ve podyuma gitmiyorsan ya spor değil, o antrenmandır, egzersizdir. Tai Chi gibi, yoga gibi. Hatta ben her zaman dediğim ki vücut geliştirme spor bile değil. Podyumda yarışanlar bile spor değil. Ama neyse devam edelim. bir sporu Sağ ol bro. yapıyorum demek için profesyonel olmaya gerek yok. Ya adam basketbolu seviyordur. Sokakta oynuyordur. O adam benim için mesela sporcudur. Amatör bir sporcu. Aşkla sokakta yıllarca oynuyor. Ya da halı sahaya gidiyor adam. Her hafta arkadaşlarıyla buluşuyor. O da bana göre sporcudur. Profesyonel değil tabii ki de. Ama o adamda o spor aşkı var yani. O güzel bir kültürdür. Bunları küçümsememek lazım bu arada. Adamın rutini o. Ankara'da Anıttepe diye bir yer var, Anıtkabir'in karşısında. Orada mesela çocuklar yıllardır gelir basketini oynarlar. Kendince iyi oynayan vardır, kötü oynayan vardır. Onlar mesela sporcudur. Hele bir de ahlaklıysa tadından yenmez. Çünkü o sokakta güzel bir kültür vardır. Şimdi yeni nesil öyle sokakta çok futbol oynayan bir
nesil olmadığı için, kaçırdığı için o zamanları ben mesela oynadım. Var ya, mükemmel yıllardı ya. Çok şey kaçırdınız. Çok güzel zamanlardı. Çocukluğunu işte böyle güzel geçiren çocukluğunu özler. Hani çocukluğunda adam tecavüze uğramıştır, affedersin. Dayak yemiştir. Yani çok ağır bir örnek oldu şu an ama o adam tabii ki de çocukluğunu özlemez. Konudan da çok uzaklaşmayalım. Abi vücut geliştirme zor bir spor değildir. Hiç karmaşık değildir. Geçen bir tane arkadaş bu videoyu izliyorsa selam olsun. Kendimi tutuyorum bazen. Vücut geliştirme zor bir spor değildir. Öncelikle ben hala sözümde duruyorum. Spor değil. Bir yaşam style'dır. Bir yaşam lifestyle'dır. You know? Ama diyelim ki üstüne kas koyacaksan vücut geliştirmede öyle 2-3 öğün yemekle olmuyor. Lazımdır 6-7 öğün yemek yesin günde. Herkesin de Türkiye'de o bütçesi yoktur. 6-7 proteinli yemek yemek günde. O bütçen olmayınca zor olur. Ha, diyelim ki bütçen vardır. Diyelim ki bütçen vardır 6-7 öğün yemek günde. Bu sefer iştahın yoktur ve zorla kendini yedireceksin. Zorla. O işte zordur. Ha, gidelim de 2 tane bench basalım, katılırım. O zor değil. Ama parayı bulmak, beslemek, sırf kiloları artırasın diye o zor. Parayı bulduktan sonra ama iştah yoktur, yemek yesin, yine zor. So what the fuck is he talking about? Neyse. Tutmayı öğrendim. Bir iki sene önceki test tutaylan olsa şey olmaz. Tabii olgunlaştık biz de ya. Bir sürü gördük, geçirdik. Bir sürü insan tanıdık. O eski çocuk şeyi yok. Yaş da aldıkça tabii geçiyor. Neyse, arkadaşın Instagram'dan şey sormuş. Abi, el karnetin ne işe yarar? Bak, direkt bunu sormuş bana. Bak, bu sorunun cevabı bende var zaten. Ama bak, burada bilgisayarın karşısında oturuyorum. Google'a bak, karnetin hiçbir yara yaramıyor. Let's go. Yazmana bile gerek yok. L yaz, KA yaz, el karnetin çıkacak sana. Bak, bu kadar basit ulaşabildiğimiz bir bilgiye niye bu kadar üşeniyoruz ya? Bak, ben sana o sorunun cevabını gene veririm. Ben ona erinmiyorum. Benim için hiçbir şey değil. 10 saniyemi alır. Ve hiçbir şey kaybetmem. Benim çıldırdığım nokta, abi bu tembellik nedir ya? Ya Google'a yazınca çıkan bir şeyi ve dünyanın her yerinde İngilizce, Fransızca, Almanca, her dilde bulabileceğim bir şeyi. Hadi gittin İngilizce buldun. Oğlum artık Google'da üstte kopyala yapıştır yapmana da gerek yok. Üstte şey çıkıyor bilgisayarda. Bu siteyi çevirsin mi? Türkçe'ye çeviriyor zaten. Kuşaklar, jenerasyonlar değişiyor gerçekten ya. Kafayı yedim var ya. Kafayı yedim valla. Sen de ne havalara giriyorsun? Çocuğa anlatsana. Belki Google'a yazmak aklına gelmedi. Abi yapmayın, gözünüzü seveyim ya. Her şeye ulaşabiliyorsunuz. Ben bunu hiç kabullenemiyorum ya. Millet böyle her şey ayağına gelsin. Fuck you know man, Testo Thailand odasında Ronaldo resmi tutuyor man. Fuck you know bro, sorry bro, seni seviyorum man ama that's fucking gay bro. How the fuck Ronaldo tutuyor otom... Oh man, Testo bro, what? ...diye bekliyor. İnanılmaz ya. Vallahi inanılmaz. Hani hep böyle dedelerimiz, babalarımız anlatır ya, ben senin yaşında şunu yapıyordum, işte 3 saat uyuyordum, oradan işe gidiyorum, çocuklara bakıyordum. Vallahi hepsi haklı. Şimdiki nesil, ailesi biraz da varlıklıysa, o kadar kötü bir yetişme stiliyle yetişiyor ki.
Yani gel gelelim, vücut geliştirme uygulaması çok basit spordur. Bizim salonda fiziksel engeli olan bireyler var. Adamın, örnek veriyorum, şuradan itibaren kolu yok. Ama buraya bir ekipmanlar takılıyor ya, o adam mesela sırt çalışabiliyor gene. Yani vücut geliştirme öyle bir spor ki, Mevlana gibi bir spor. Ne olursan ol yine gel. Her türlü seni kabul ediyor. Adamın alt vücudu yok, bacakları yok. Bir tane siyahi adam var ya, meşhur. O yapabiliyor, iyi bir vücut inşa edebiliyor. Down sendromlu bireyler, zihinsel olarak engeli olan bireyler bile yapabiliyor. O yüzden çok kendimizi kaftanda... Ama bütün sporlarda var o, değil mi? Yani engelli tekerlekli sporcu, basketbolcular bile vardır. You know, engellin varsa fucking olimpikler vardır, man. Olimpiyatlar var engelliler için. Engelliler için olimpiyatlar vardır, bro. İnsan istedikten sonra yapar. Ama bu demek değil ki vücut geliştirme zor değil. Ama olimpiya adama benzeyen fucking zordur. Biz denedik. Eğer dünya kadar ilaç da soktuk götümüze, dünya kadar fucking yemek de yedik de fucking olmuyor, olmuyor, man. Fucking hard. Zordur. You get what I'm saying? Bunu görmeyelim. İlginç bir hal almaya başladı çünkü sosyal medya. Abi, spor salonuna gitmek, tavuk, pilav, protein tozu, kreatin içmek ve biraz vücuduna kas kütlesi eklemek bir başarı hikayesi değil. Abi değil, siz ne yaşıyorsunuz ya? Bak, bizden çok daha kaslı hayvanlar var doğada. İnek var, inek. O buzağlar var. İnsandan çok daha kaslı ve muazzam bir anatomisi var. Ondaki kas kütlesi var ya, yani hiçbir insanda olamaz. Adam 2 ton. Ya oranı %6. Belçika'da bir inekler var. Avrupa'da yaşayanlar vardır belki. Canlı görmüşlerdir onları. O inek şimdi mesela ailesinin yanına gidince akşam yemeğinde falan filan. Baba inekten örnek vereyim. Onun çocukları şey mi diyor? Ya baba var ya, sen ne vücut yaptın? Vallahi efsane bir adamsın. Hayır, onun için daha kötü bir şey aslında. Ne kadar kas kütlesi inşa ederse o kadar çok et çıkacak. Çiftçi daha çok para kazanacak. Ben de aynı şeyi düşünürdüm. Bizi fakir ineklerle kıyaslıyor ya. Yani onların sistemi farklı. Onlar çayırı proteine çeviriyor. Biz çayırı proteine çeviremiyoruz. Onlar, ama onlar bütün gün çayır yiyor. You know what I'm saying? Oh man. Kendimizi çok yukarılarda görmeyelim. Bak, Instagram'a giriyorum baba. İşte klasik Reels. Bazen ben de o kaydırma hipnozuna kapılıyorum. Çok yanlış bir şey. Çok zamanımız alıyor. You know what, bro? I mean, he's my boy still. You know what I mean? But I think he's just talking for the sake of fucking talking. I don't even think he knows what the fuck he's talking about. But he's just talking for the sake of fucking talking. You get what I'm saying? Madness. Dikkat edin bu arada Instagram'da çok takılmamaya. Müthiş zaman çalıyor. Benden küçük bir hatırlatma. Benim de bazen... Bro, bir kişi ki fucking koskoca adam fucking Ronaldo'yu kuyuyor fucking yatak odasına. Fucking ya ergendir ya da fucking... That's fucking gay, bro. Come on, man. Ronaldo. Abi son Ronaldo ve Messi şeyini yaptık daha önce, kıyaslamasını. Düştüğüm bir hata bu arada. Ya şimdi genç arkadaşlar bir şeyler paylaşıyor. Çok güzel. Genç kitle çok arttı bu sporda. Hem bizim gibi influencerların da bunda kesinlikle etkisi olmuştur. İyi mi kötü mü bilmiyorum bu. Biraz kötü, biraz iyi. 15-16 yaşında sigara içmiyorsa, aptal saptal şeylere özenmiyorsa, mastürbasyon bağımlısı, bak bağımlısı değilse ve bunların... Bağımlısı nedir, man? Fuck you, ne o? Bağımlısı. Şimdi testo fucking 31 çekmiyor. İşte çekiyorum yapmadan uyumadan. Bağımlısı nedir? Her gece çekmek mi bağımlı olan, haftada 3 mi bağımlı olan, yoksa... Her defa gittiğinde tuvalete
işediğinde işedikten sonra bir defa patlatmak mı bağlı? You know. Yerine ağırlık kaldırıyorsa güzel bir şey. Yok, her gece olunca bağımlı değil. Diyelim ki her gece karın var yanında. Karın yanındadır. Ve tokanınca kendine cukun kakıyor. Ve isten bir tane patlatasın da yatıp uyuyasın. O zaman seks manyağı mısın? Yoksa bir boşaldıktan sonra bir daha dürten karını bir daha yapasın. Nere boşanırsın? Nere isten yapasın? 3, 4, 5 defa o seks bağımlılıktır. Ama her gece yapmadan uyumayacaksın. Senin karın sana sarılıyor. Senin karın sana sarılıyor ve ansızdan cukun kakıyor. Ve bir tane patladırsan yatıp uyum. Yani her gece yatmadan uyumadan seks yaparsan bağımlılık mı oluyor? Mastürbasyonu da aynı şekilde düşün. Ama tabii ergenliğin de verdiği bir hormonların da artışı. Ergenlikte biliyorsunuz testosteron hormonumuz hiçbir şey kullanmasak bile müthiş bir artış gösterir. Örneğin yaz tatilinde gördüğünüz arkadaşınız 2-3 ayda bir gelir. Look at my controller. This is my controller, man. My controller. Hey testo. İnanmayın, adamlar böyle kontrolleri olur, man. Fucking nedir bu pembe controller, bro? What the fuck is that pink controller? You know what I mean? Check the atınız bunu testoya, man. Fucking be a man, bro. Be a man. Fucking this is what a controller looks like. What's with the pink controller? Pink controller, Ronaldo picture. What the fuck is going on, Testo, man? Are you a secret fucking homo, you low fro crow? Lan çocuk sanki böyle anasını babasını yemiş. Böyle değişimler olmuştur. Herkes de olmaz. Bu da genetiğimizi ve çevrenin etkilemesiyle olan bir şey. Genetik ve çevre. Bütün olay bu zaten. Hayatta her şeyi değiştiren etkenler bu. Bunun yüzdesini siz belirlersiniz. Bu yüzden... Bak benim beyaz kontrolörüm de vardır ama bu standart bir şeyle PlayStation'a gelir. You know what I mean? Nasıl genetiğe bağlıdır ama çevreden de etkilenir. Adam kullandığı ürünlere göre dışarıdan hormon alır, boynu uzatır. Neyse ne diyordum ben ya? Ne diyordun? Ergenliğin verdiği bu hormonlar, özgüven. Ergenlerde de bir agresiflik olur anne babasına karşı. Bu çok normaldir. Bir erkek, kızları çok bilmiyorum, anlamam. Ergenlikte anne babasına karşı böyle atarlı giderli değilse sıkıntı baba. Hani o normal değil, doğal. Na. Bir erkek erkekse çocukları saygı gösterir bro. Atarmazlar. Benim çocuklarım bana öyle artistlik yapamaz. You get what I'm saying? Sana spor salonuna sıçarmazlar na. Ya erkeksen fucking hadi gir bakalım antrenmana. You know what I'm saying? Erkek adamın çocuğu olunca bro öyle erkeklik hormon çatışması, taslaması babalar testosteronu olmayınca olur. You know what I mean? Babalar biraz yumuşak olursa fucking erkekler öyle kalkar da insan eder. You know what I'm saying? Değil. Ergenlikte şöyle bir annesine söylenecek, babasıyla kavga edecek. Doğası bu çünkü abi. Ergenlik böyle sonradan hatırlandığında, düşünüldüğünde utanç verici, sancılı geçen bir dönemdir. Ha bunu dedim diye gidip tabii annenizi babanızı dövmeyin. Bunlar ince şeyler. Ama onu böyle dizginleyemezsin. İçinde böyle bir ateş olur. Ben de mesela şimdi hatırlıyorum. Çok aptal saptal şeyler yapıyorduk. Benim yaşıma gelince bu dediklerimi daha iyi anlayacaksınız. Bu videoyu izleyen kişilerin genel olarak 16-20 yaşında olduğunu kabul ederek bunları söylüyorum. Tabii çok daha büyük izleyicilerimiz de olabilir. Bu videonun nereye ulaşacağını da bilmiyorum açıkçası. Bu kanalın etkileşimi biraz ölü olduğu için. İstediğiniz kadar kas kütlesi inşa edin. Bu hayatta hiçbir şey kalıcı değil. Tam mağdurdur lan. 14 dakika video çekmiş. Videonun tamamını tek içeriği eve bir yanı bu, başka bir şey yok. Okay? Yeah.
neden böyle bir video isteği çekmiş, duymuş acaba? Anne baba saygısızlık ergenlik olayı değil, karakter yapısıdır bence direkt. Bir çocuk karakteri nereden alır ben? Babadan alır. Babası karaktersizse çocuk da karaktersiz olur. You get what I'm saying? Değil bak, hiçbir şey kalıcı değil. O gördüğünüz devasa adamlar, aklınıza kim geliyorsa. Hiçbiri kalıcı değil, natürel olsun, ilaçlı olsun. Sizde de öyle olmayacak zaten. Bro, hayat kalıcı değil. Hayat kalıcı değil. Bak ben dün senin gibi yaşında bir bebeydim, bir gözümü kırptım, oldum fucking 48. Bir gözümü kırptım, öyle gibi hızlı geçer. Hiçbir şey bu dünyada kalıcı değil, man. So chill. 30'a kadar, 30 yaşına kadar muazzam gelişiminizi kaydedersiniz. Ama tabii 35-40 yaşından sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bunlar bu arada çok uzak gelmesin size. Ya böyle tam klişe bir video oldu ya. Zaman çok hızlı geçiyor. İşinize gücünüze bakın. Demem o ki, birçok sporu yapmış biri olarak özellikle takım sporları müthiş zor. Bak takım sporları için beyin lazım. Takım sporlar için beyin lazım. E takımsız sporlar beyin lazım değil mi? Mesela satranç. O takım spor değil. Boks bile fiziksel satranç. Takım sporlar götün sıkıya gelince topu pasla. Ya ben geçemem buradan, at gene topu. Ringin içinde kimse yoktur man, topu paslaşasın. Kimse yoktur seni, götün sıkıştı biri kurtarsın seni. You get what I'm saying? Aramızda yapanlar vardır. Vücut geliştirmenin güzel bir noktası da takım sporları yapan çoğu kişi, toplu sporlardan örnek vereyim, ağırlıkla kaldırıyor. Hani her spor buradan böyle bir geçiyor yani, bir uğruyor bize. O yönden güzel. Ama bu bir başarı değildir. Ve yarışmaya katılınca hayatınız falan kurtulmayacak. İnsanları artık aşağılamaktan vazgeçin. Kendinize lütfen best 15, best 16, best 13. Abi neyin besti ya? Vallahi bak, hiçbir zaman kendinizi överek hiçbir şey başaramazsınız. Kendini öven başarılı bir tane adam söyleyin bana. Zlatan İbrahimov. Muhammed Ali. Hadi. Muhammed Ali kendini överdi. Heh, sen işte İbrahimovic falan değilsin. İbrahimovic bir tanedir. Övgü İbrahimovic'i över zaten. İbrahimovic kendini övmez. Bunları anlatmaya çalışıyorum ya. Türkiye gibi bir ülkede yaşıyoruz. Millet karı gibi aç. Oğlum milletin yemeği ekmeği yok lan. Millet karı gibi aç. O ne demek? Karı gibi aç. Karı gibi aç ne demek guys? What does that mean? Karı gibi aç. Karı gibi aç ne demek? The fuck's he talking about? Senin yaptığın vücudu adam görünce ne der sana biliyor musun? Der ki, o kardeşim ne vücut yapmışsın. Tebrik eder. Sonra da iki tane tokat atar sana lan. Spor yani bir amaç değil. Ağırlık kaldırmak bu kadar karmaşık bir şey değil. Umarım anlatmak istedim. Anlaşılmıştır. Doğada sizden çok daha güçlü hayvanlar var. Onlar bir gün olsun bir hayvanın ego yaptığını görmedim bak. Allah'ıma kitabıma. Hayvanlar bu kadar hoşgörülü, mütevazi canlılarken gözünüzü seveyim yapmayın ya. Bak bu kadar kişi tanıdım.
I'm not gonna lie either. I'm not gonna lie either, bro. Çok uçup kaçmayın işte abi ya. Herkes aynı egzersizleri yapıyor. Sırtım için lat pull down'unu yaptım. Sen de onu yapacaksın. Barbell row'unu yaptım. Sen de onu yapacaksın. Herkesin aynı şeyi yaptığı ve farklı göründüğü bir spor. Demek ki burada artık... Ya herkesin yaptığı lat pull down var, lat pull down yapalı. Lay lay lum. Bir de lat pull down vardır. Adam hakkını verip lat pull down yapıyor. Canı acıyor da lat pull down'ı yapıyor. Canını acıtarak, high intensity, Mike Mensa style, acıtarak lat pull down yapıyor. Ve her yiğidin harcı değil o. Ve her yiğidin harcı değil, altı öğün yemek yesin günde, zorlayıp zorlayıp. You know what I mean? Herkes yapabilir ama başarı olmak zordur, bro. Başarılı olmaktır zor. Yoksa ben FIFA'yı oynayabilirim PlayStation 5'te. Oynarım. Zor değil. Ama gideyim de şampiyon olayım. Da bu kadar benden daha iyilerini yeneyim. O işte zor. Anlatabildim mi? Başka şeyler giriyor. Bu videonun konusu bu değil. Umarım demek istediğim anlaşılmıştır. Yeah man, Testo'yu severim man ama baya saçmaladı bu videoda man. Yeah, gerçekten severim Testo'yu ama baya bu videoda saçmaladı. Fucking Ronaldo resiminden, pembe komandasıyla, fucking... I don't know man, you know what I'm saying? I don't fucking know. Ben Alper, bro, gym hareketlerini tek tek gösterebilir misin? Video çekip hakkını vermek nasıl yapılır? Bro, eskiden bir öyle bir 15 yıl önce evvel ben hakkını vererek yapardım ama şimdi ben daha yani öyle lay lay lum yaparım. Çünkü hem yaştan dolayı hem yarışma niyetim yoktur. Yine öyle Testo'nun gibi ben de öyle bir öyle hobi, sadece böyle öyle meditasyon, biraz stres atmak için yapıyorum. You know? Ha bir video çekip yapıp sırf istisna olarak gösterebilirim. Nasıl hakkı verilir. Ama ben de yani o hakkını vererek o tempoya yaşayamam artık. Neden biliyor musunuz? Neden? Çünkü fucking zordur. That's how it is man. That's how it is. Hasan'ı YouTube'a başla. Hasan sosyal medya şeyleri sevmiyor. Sosyal medya. Hakan yapabilir ama ve işte Hasan hakkını vererek çalışır. Çocuk çok hırslı. Ama bir türlü yapamıyor ben. Yani medya şeyleri. Man iyi izleniyor ama ha. 1.5 million views, 1.1 million views. 2.2 million views.